Amerika'da nasıl avukatlık yapıyorsunuz? Nasıl bir yol izleyip bunu başardınız diye bu değerli uh, Work and Travel uh, e, ekibinin takipçisi, bir hukukçu arkadaş bize bu soruyu iletmiş. Şimdi ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Uh, yaklaşık 15 yıldan fazladır Amerika'dayım ben. Türkiye'de hukuk fakültesini bitirdikten sonra Amerika'da eğitim amacıyla gelmiştim. Ve Amerika'daki eğitim amacıyla geldiğimde işte tabii ki İngilizce eğitimi ve ondan sonra yüksek eğitim aldım. Tabii genç arkadaşlarımız... Amerika'da eğer avukatlık olayını düşünürseler hani belki hukuk okuma, illa avukat olmak zorunda değiller ama e, hukuk okuma işte Türkiye'deki hukuk sistemi ya da Türkiye'deki hukukla ilgili aldıkları eğitimin burada geçerliği noktasında sorular olduğunu tahmin ediyorum. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki sizin alacağınız hukuk eğitimi burada geçerli kabul ediliyor. Tabii ki bu Farklı hukuk sistemleri var. Bunu dikkate almak lazım. Ama tabii Amerika'da siz yüksek eğitim yaparak, üst master eğitimi alarak Amerika'daki hukuk sistemine de kendinizi yakınlaştırmış, kendinizi yetiştirmiş olabileceksiniz. Çok hani en azından ön aşamalarla ilgili. Dolayısıyla bu şekilde bir adım atıldıktan sonra eyaletten eyalete değişecek. Çok eyalet bunu yapmayabilir ama örnek veriyorum. Kaliforniya'dır, New York gibi eyaletler yabancı eğitim almış avukatların burada baro sınavına girmesine izin veriyorlar. Dolayısıyla eğer siz Amerika'da yüksek eğitim alırsanız hukuk fakültesinden sonraki eğitiminizin üzerine ve dolayısıyla burada yapacağınız yüksek eğitim sizin burada baro sınavına girmenize imkan sağlayacak. Bu şekilde yanaştığınız zaman e, tabii ki e, en azından Amerika'daki hukuk eğitimi almış olacaksınız. Belli tecrübeler edilmiş olacaksınız. Belki de baro sınavını kazanıp ikinci bir lisans e, ya da baro, baro lefası diyeyim Türkiye, Türkiye mantığıyla e, kendi özgeçmişinize katmış olacaksınız. Dolayısıyla bu mümkün olan bir şey. Ben de Amerika'da bu yollardan geçtim ve dolayısıyla daha sonra baro sınavını verdim. 10 yılın üzerinde avukatlık yapıyorum. Sonuçta ben bunun iyi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Eğer ki uluslararası bir alanda çalışmak istiyorsanız ya da Amerika'da belli bir ölçüde de olsa ya da çalışmak istiyorsanız bu şekilde adımlar atabilirsiniz. Tabii hiçbir şey kolay değil. Hani bunu yanlış anlamanızı istemem ama hiçbir şey de imkansız değil. İnandıktan sonra ben sizin gibi genç arkadaşların her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum ve bu açıdan da ...aslında bu work and travel tarzı programların çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben çok ihtiyaç duyulan programlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç arkadaşlarımızın değişik bir kültür görmesi... ...ve Amerika'daki hayatı en başta öğrenmeleri için bence inanılmaz bir fırsat. Bunu da burada vurgulamak isterim. Tabii ki kötü yolları olabilir, şu olur, beklenmedik durumlar olabilir ama... Genel çapıyla çok başarılı bir program. Bu noktadaki gerekli katılımlarınızı kesinlikle devam ettirmenizi siz genç arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum.